Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tavuk suyuna nefis bir çorba yapacağız bugün birlikte. Böyle büyük bir butu tencerenin içine aldım. Üzerine geçecek kadar içme suyu ekleyip ocağa koyuyorum. Tamamen kaynayıp pişene kadar bekliyorum. Evet, tavuk butu pişti. Onu başka bir tabağa aldım. Çabuk soğuması için suyunu da başka bir yere aldım. Şimdi ben içine hazırlayacağım suyunu yani. Bir yemek kaşığı tereyağını tencereye alıyorum. Üzerine yine bir yemek kaşığı un ekliyorum. Benim bu verdiğim ölçüler 4 kişilik çorba ölçüleri. Siz kendi ailenize göre yapacağınız zaman artırıp eksiltebilirsiniz. Unla tereyağını kavurmaya başlıyorum. Çok fazla renginin koyulaşmasına gerek yok. Hafif un kokusu çıksın yeterli. Evet, ben biraz hızlandırdım. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum bu aşamada. Tel çırpıcıyla unu güzelce kavuruyorum. Toplamda bir tatlı kaşığı olacak şekilde biber ve domates salçası ekliyorum. Benim biber salçamın rengi çok keskin. O yüzden miktarı az tuttum. Siz kendi evinizdeki salçaya göre rengini ayarlayabilirsiniz. Salçayı da una ilave edip onu da birazcık kavrulmasını sağlıyorum. Salçanın kavrulduğundan emin olduktan sonra üzerine soğuk su ilave ediyoruz. Burası çok önemli. Eğer sıcak su eklerseniz topaklanmayı açamayabilirsiniz el çırpıcısıyla. Soğuk suyla elimdeki bu çırpıcıyla çırpa çırpa tüm topakları açana kadar karıştırıyorum. Bakın bu kıvama geldi bile. Bu kıvamdan sonra şimdi tavuk suyunu ilave edeceğim. Tavuk suyunu ben başka bir kase tabağa almıştım. Tavuk suyuyla bu karışımı iyicene karıştırıyorum. Ayrı bir kenarda didiklemiş olduğum tavuk etleri var. Oldukça minik parçaları ayırmaya çalıştım. Bunları da çorbanın içine ilave ediyorum. Ben bu aşamada şimdi kepçe değil de yine tel çırpıcıyla karıştırmaya devam edeceğim. Çünkü bu tavuk parçalarının birazcık daha küçülmesini istiyorum. Bu şekilde tel çırpıcı onları birazcık daha küçültüyor çünkü. Şöyle karabiber ve toz tatlı kırmızı biber ilave ediyorum tuzla birlikte. Arzu ettiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Tavuk kokusu bize ağır geliyor diyorsanız nane ya da kekik ilave edebilirsiniz. Fakat ben hiçbirini ilave etmedim. Bu haliyle birazcık da sıcak su ilave ettim. Kıvamını siz kendi keyfinize ve zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çorbam kaynıyor bakın. Hazır hale geldi. Şimdi servis tabağına alalım. Bakın gayet güzel kıvamı. Ne çok kıvamlı ne de çok akışkan. Gayet güzel. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tarif ve videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.